baloncuklar. Rüzgarda uçuşan baloncuklara bayılırım. Üstelik patlatması da çok keyifli. Biraz daha yapacağım. Evet, bu baloncuk oyuncağını kendim yaptım. Çok da zor değildi. Bunun için fosforlu kalem kullandım. Ucunu kestim, içini çıkardım. Sonra bir tel kullandım. Teli büktüm, tutkal tabancasıyla kabın içine yerleştirdim. Bunun içine baloncuk karışımı döktüm. Şimdi deneme zamanı. Tata, işe yarıyor. Bugün ne kadar yavaş geçiyor ya. Burada dondurma mı satıyorlarmış? Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Anne, olur param olsun. Para dedim, çöp çıktı. Peki ya bu? Bununla bir şeyler yapabilirim. Oh, bir müşteri. Selam. Merhaba. Gördüğün hoşuna gitti mi? Param varsa evet. Yok ki. Yok mu? O zaman sana yardımcı olamam. Peki. Hemen döneceğim. Tamam. Kendi para birimini yaratabilirsin. Yanımda 3 boyutlu kalemim olduğu sürece sorun yok. Mükemmel. Birkaç adım daha kaldı. Bir dondurma külahına benziyor değil mi? Buna dondurmadan daha çok ne yakışır ki? Çilek sosunu da unutmayalım. Bu şey karnım acıktırdı. Harika görünüyor değil mi? Bu kısımda zinciri tutacak. Çok sevimli oldu. Neyse ki buna uyan küpeler de yaptım. Şimdi kendimi gerçekten güvenli hissediyorum. Görünümüme seviye atlatma zamanı. Neredeyse yakaladım. Dönmüşsün. Evet, döndüm ya. Bu kolye müthiş. Dondurmalarınla uyumlu değil mi? Evet. Küçük bir tane lütfen. Bunu da nereden çıkardın? Hep de böyle oluyor. Tabii ya, anahtarım. Nerede bu? Tabii ki çantamda olmalı. Buralarda bir yerde olmalı. Pekala, bu saçma artık. Bulamıyorum. Bir dakika, bir fikrim var. Hadi bakalım. Bakalım hele. Cips paketi. Kitaplar. Daha derinlere gitmeliyim. İşte buldum. Nihayet. Bayağı uğraştırdı. İşte dolap nihayet açıldı. Bir dakika. Sanırım daha iyi bir fikrim var. 3 boyutlu kalemim var. Bir de daha önce çizdiğim kalp şekli. Dış hatlarının üstünden geçiyorum. Harika. Şimdi içini doldurabilirim. Bu 3 boyutlu kalemle çizim yapmanın en sevdiğim kısmı. Uzun çizgiler çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Güzel görünmesi için boşluk kalmamalı. Tamam, kalp hazır. Şimdi ucuna anahtarla ekliyorum. Onu da 3 boyutlu kalemle sağlamlaştırıyorum. İşte tamamlandı ve kullanıma hazır. Çok sevimli görünüyor. En iyi yanı da artık anahtarlar kaybolmayacak. Fena halde kazanıyorum. Biraz ara vereyim. Ekrana bakıp durmak uykumu getirdi. Evet. İlginçmiş. O da neydi? Kedi değildi değil mi? Edison'ın gözlüğüymüş. O beni öldürecek. Ve de koca popomu. Ama tekrar düşününce... Bu kalem her şeyi çözebilir. Önce camların çerçevesini şöyle çiz. Bütün çerçevesini sarsın. Tamamen kaplayana kadar devam et. Tanıdık geldi mi? Şimdi tek gereken onları birleştirmek. Şimdi sıra saplarda. Ve bitti. Bence gayet güzel görünüyor. Uyanma, uyanma. Ucuz atlattım. Büyüklüğü tam sana göre. Gözlüklerimle mi uyumuşum? Eyvah.
Tuhaf. Başardım. Biraz temizlik yapayım. Bu da ne? Mobilyada bardak izleri. İşte hepsi temizlendi. Daha da mı bardak izi? Bunun gibileri temizlemiştim zaten. Neyse, bunlar da hemen çıktı. Sıradaki odaya geçelim. Aynada da mı var? Bu nasıl mümkün olabilir? Şunu yüzünden sileyim. Sen kestirmeye devam et canım. Bayağı temizlik yaptım. Ne? Şu izlere bak. Bu iş çığırından çıktı. Ha? O da ne? Şu üç boyutlu kalemlerden. Bir deneyebilirim aslında. Bir bardağın çevresini çiziyorum. Aynen böyle. Şimdi buna biraz karakter katalım. Gözler ve ağızla başlayalım. Şu minik yüze bak, ne sevimli. Şimdi sıra üç boyutlu kalemde. Şu sarı kalemle yüzünün içini dolduruyorum. Bitti. Şimdi de biraz beyaz kullanayım. Gözlerinin içini dolduruyorum. Göz bebekleri ve ağız içinde siyah. Sevimli dilini de unutmayayım. Ne şeker oldu. Bu minik yüz çok sevimli oldu. Anne, ne yapıyorsun? Hayır, sakın o çiçeği masaya koymaya yeltenme. Hadi minik yüz, mobilyayı kurtar. Bundan sonra bardak altlığı kullanacaksın. Mobilyadaki bardak izlerini temizlemekten canım çıktı. Ve biraz da odanı toplamaktan. İtiraf etmeliyim ki sevimli bir altlık. Sınıf arkadaşınla zevkleriniz benziyor. Ama bu soruna yol açabilir. Görüşürüz. Hemingway bayağı ilginçmiş. Ne? Bunu koyduğumu hatırlamıyorum. Ben pompon kız değilim ki zaten. Bir dakika, bu benim sırt çantam mı? Bu bana harika bir fikir verdi. İsmini yaz ve dış hatlarını sıcak silikon kalemle çiz. Ben balon gibi eğlenceli harfler seçtim. İstediğin renkleri de kullanabilirsin. Gizli noktaları unutma. E'nin çevresi gibi. Şimdi sıra renklerde. Harflerin daha iyi görünmesi için çizgileri farklı yönlerde çek. Ve her çizginin sonunu daha belirginleştir. Sonra çerçeve ve zincir gelsin. Şimdi de yanlış çantayı al da görelim. Bu benim adım değil. Madison. Teğet geçti ha. İsim etiketi kurtardı. Ders başlıyor. Sandalyem nerede? Burada öğretmenim. Evet, peki, teşekkürler. Notlamaya başlıyorum. Kalemim nerede? İşte burada. Artık bir şeyler yazabilirsiniz. Teşekkürler. Bu havlu hiç işe yaramıyor. İşte tahtayı silmenizi kolaylaştırmak için biraz su. Ve bu akşam ev ödevinizi yapmayı unutmayın. Telefonu olamaz. Yakaladım, güvende. Çok teşekkür ederim, geri alayım. Ama öğretmenim, telefonunuz çok kaygan. Bu tekrar olabilir. Bakın, bunu düzeltebilirim. İzninizle göstereyim. Telefon kılıfınızın çevresini üç boyutlu kalemle çiziyorum. İçini de dolduruyorum. Baştan aşağı hepsi doluyor. Yanları da unutmayalım. Kenarlar da kaygan olur. Ve işte bitti. Tamamen kaplandı. Bakın, yepyeni bir kılıf ve kaygan da değil. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Pardon, biri arıyor.
Biraz temizlik yapma zamanı. Hey, bir dakika. Aa, olamaz. Bütün eşyalarım dağılmış. Takı kutuma da bir bakmalıyım. Of ya, karman çorman olmuş. Şunları çözmeye başlasam iyi olur. Selam. Nasıl gidiyor? Aa, pek eğlenceli değil. Bütün takılarım birbirine karışmış. Ay Allah. Neyse, en azından yanında durabilirim. Hey, elini benim için şöyle tutar mısın? Sağ ol. Şimdi bunları parmaklarına geçirebilirim. Aa, ama da çok takın var. Sanırım daha iyi bir düzenlemeye ihtiyacın var. Üç boyutlu kalemi kullanma zamanı. Önce bir oval çiziyorum. Sonra onu büyütmek için katman katman çizmeye devam ediyorum. Döndür döndür. Tamam, iyi. Şimdi üstüne birkaç daire çizelim. Bunların da böyle büyümesi lazım. Döndürmeye devam et. Güzel, bu bitti. Şimdi ikincisini bitirelim. İşte böyle, son parmak da tamam. Vay canına, harika oldu. Hey, bak sana ne yaptım. Gördün mü? Takıların düzenli duruyor. Vay canına, bu müthiş. Artık bütün takılarımı buraya koyabilirim. Ah, çok da eğlenceli. Böyle çok daha iyi. Bakalım uyuyor mu? Ah, hareket etti. Şunu alıp buradan gitsem iyi olur. Ucuz kurtuldum. Hey, bak, makyaj çantasını aldım. Olmaz, bunu kullanamayız, çok kızar. Oh, ama korkaksın ha. Başını belaya sokacaksın. Evet, ruj kırmızıymış. Aa, bu onun makası mı? Belki de saçımı biraz kessem iyi olur. Kahkül harika olacak. Şöyle boylu boyunca kesmeliyim sadece. Şimdi ne olacak? Ay, of, bu fena. Hey, üç boyutlu kalem. Bu sorunu çözecek. Şu şekli çiziyorum. Şimdi de içini dolduruyorum. Aynen böyle. Bitti. Tamam, şimdi şöyle çeviriyorum. Şuraya bir nokta çizip uçları birleştiriyorum. Hadi bakalım, sıradaki adıma geçelim. Birkaç mavi nokta iyi olur. Çok fazla olmasın ama. Tamam, sanırım bitti. Bak sana ne yaptım. Al. Dur, sana göstereyim. Gördün mü? Şimdi kahküllerin arkaya toplandı. Ah, vay canına, çok sağ ol. Aham, makyaj çantamı kim aldı bakayım? Buradaydı bu, ben almadım. Kurdun keskin dişleri vardı ama çok iyi kalpliydi. Ve prenses tüylerini okşayınca kurt onun ayağının dibine yattı. Ve o günden sonra hiç ayrılmadılar. Ah, uyumuş. Üstünü örteyim. Şimdi de usulca odadan çıkayım. Ah, olamaz, çok ses çıktı. Ay, lütfen uyanma. Neyse, uyanmadı. Tüh, bebeğini kırmışım. Öğrendin de çok üzülecek. Of ya, ne yapacağım şimdi? Aa, ne yapabileceğimi biliyorum. Gel bakalım bebek, tamir zamanı. Üç boyutlu kalem beni yarı yolda bırakma. Bu sefer sana çok ihtiyacım var. Balık pulları gibi görünmesine çalışacağım. Böylece deniz kızı kuyruğu daha gerçekçi görünecek. Şimdi sıra kuyrukta. Sarı bence iyi bir renk. Ama epeyce kullanıyorum çünkü iyi görünmesini istiyorum. İşte şimdi de sıra son dokunuşlarda. Yukarıya da biraz sarı. Ve bitti.
Ah, gerçekten çok şeker oldu. Sanırım sonuçtan memnun kalacak. Gerçekten kendimle gurur duydum. Bebeği şuraya bırakayım da bulsun. İyi uykular. Şimdi dışarıya sıvışalım. Kurt çilekli dondurma istiyor. Pekala, bu eski Yunan partisine fena halde hazırım. Ama sanırım biraz daha takı lazım. Yok, bunlar olmaz. Ya yıldızlar? Yok, bunlar da olmaz. Peki ya bu kolye nasıl olur? Bu da olmaz. Selam, çok güzel görünüyorsun. Takıma bak. Vay canına, bu çok müthiş görünüyor. Bende ise sadece bunlar var. Kıyafetime de hiç uymuyorlar. Sanırım bu konuda bir şey yapabiliriz. Bu üç boyutlu kalem imdada yetişir. Pekala, Nefertiti'nin büstünü model olarak kullanıyorum. Tamam, şimdi de bu yönde çiziyorum. Bak, bu bir yaprak. Şimdi sırada diğer yaprak var. Bunlar harika oluyor. İşte sonuncu da oldu. Bak, harika bir şey yapabileceğimizi biliyordum. Çok sağ ol, ihtiyacım olan şey tam da buydu. Bulaşıklar neredeyse bitti. Este sol es genial, ¿cierto? ¿Qué estás leyendo? ¡Qué cosas tan elegantes! Alguien está pensando en joyas. Ya regreso. Hola, ¿tiene algo como esto? ¿Es su día de suerte? ¿Qué le parece? No sé si pueda costearme eso. ¿Y esto? ¡Es aún más caro! ¿Qué hay de esto? ¡Oh, cielos! ¡Espere! ¡Ayuda! ¿Qué puedo hacer? ¡Sí! ¿Ves este marcador? Uso una pistola de pegamento para crear un diseño divertido. Sigue así y asegúrate de darle la vuelta. Una vez que se seque, quítalo. ¡Wow! ¿Qué? Elige una mano. ¡Esta! De acuerdo, esta. ¡Tarán! ¡Es para mí! ¡Es tan único! ¡Un anillo de verdad! ¡Y es todo mío! ¡Ya no necesitaré esto! ¡Me encanta! Veamos si está dormida. ¡Se movió! ¡Debo tomarlo y salir de aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Oye! ¡Tengo su bolsa de maquillaje! ¡No! ¡No podemos! ¡Se enojará! ¡Uy! ¡Eres una cobarde! ¡Te meterás en problemas! Labial es genial. ¡Oh, Dios! ¿Son sus tijeras? Tal vez podría cortar mi cabello un poco. El flequillo será genial. Solo debo cortarlo recto. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Oh! ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¡Oh, wow! ¡Qué problema! ¡Oye! ¡El bolígrafo 3D! Esto ayudará mucho. Dibuja la forma así. Ahora a rellenarla. Así de fácil. ¡Listo! Bien, ahora doy la vuelta. Pondré un punto aquí. Y junto los extremos. ¡Ya está! ¡Sigamos! Algunos puntos azules, pero no demasiados. Bien, terminé. ¡Mira lo que hice! Toma. Te mostraré. ¿Ves? Fijé tu flequillo hacia atrás. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¿Quién tomó mi maquillaje? ¡Fue ella! ¡No fui yo! ¡Está helando!
¿Me quedé dormida en el sofá de nuevo? Oh, hola, cabello enredado. Ahí está mi peine. Y un montón de basura más. ¡Asqueroso! Esta cosa está cubierta de telarañas. Pero es mejor que nada, supongo. Esta cosa no funciona como antes. ¿Por qué estos nudos son tan difíciles de sacar? ¡Auch! ¡Este nudo es gigante! ¡Ah! ¡Esto es ridículo! ¿Sol? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto solía estar pegado a mi cabeza! ¿Cómo esta cosa débil hizo todo eso? Como sea, mis uñas tendrán que hacerlo. ¡Oh, no! ¿Algo más a mano por aquí? ¿Y esa espátula? ¡Por supuesto! Usa el bolígrafo 3D para hacer las cerdas. Esto puede tardar un rato, pero el resultado valdrá la pena. Puedes hacer las cerdas tan largas o cortas como quieras. Continúa hasta cubrir toda la espátula. ¡Es hora de un corte! A la mitad debería funcionar bien. ¡Y listo! ¡Tienes un cepillo! Este cabello se desenredará pronto. Mi cabello será tan suave como la seda. Y no gasté ni un centavo. ¿Qué tan bien se ve mi cabello ahora? Ser creativa es genial. Y agotador. Este cabello está listo para la clase. ¿Dónde dejé los libros? ¡Ajá! Necesito muchos en estos días. ¿Qué me falta? ¿Dónde están mis bolígrafos? Juraría que los dejé por aquí. ¡Oh, no! ¡Dame eso, tonto ratón! ¡Los necesito, ¿de acuerdo? ¡Puedo creerlo! ¡Oigan! ¡Una lata de papas! Puedo hacer algo con esto. Pon pegamento caliente a los costados. ¿Así? Luego, haz un movimiento en zigzag. Ahora, da vuelta a la lata y pon pegamento caliente en el borde inferior. ¡No olvides el medio! Un patrón cruzado servirá. ¡Listo! Ahora dale la vuelta y quita la lata. Agrega una tapa en el otro extremo. Y ponle una cremallera. ¿Alguien quiere un estuche de lápices? ¡Wow! Sí que soy ingeniosa cuando hace falta. ¡No debo llegar tarde! ¡Hola, Ava! Hoy estás resplandeciente. ¿Es eso real? ¡No! ¿Ese es David? ¡No! ¡Mi pelo! Se suponía que eso se vería coqueto. Estúpido pelo largo. Eso es mejor. Ni siquiera me nota. Ava recibe toda la atención. ¿Es en serio? Intentemos esto de nuevo. ¿Está todo bien? ¿Ah? ¡Todas mis cosas se cayeron! Este día sigue mejorando. ¡Hola, David! ¡Wow! ¡Mira los pendientes de Annie! ¡Hola! ¿Y yo? ¿Perdón? ¿A dónde vas? ¿En serio te gustan? ¡Son únicos! Solo envíame un mensaje en Insta. ¿Annie cree que es hábil? Sus aretes son geniales. Me gustan tus pendientes. Te ayudaré a hacer unos. Traza la imagen de una hoja con un bolígrafo 3D. Coloréala también. Parece una hoja real, ¿ves? Una vez que esté seca, pega una cadena. Luego, agrega otra hoja abajo. Puedes mezclarlas y combinarlas. ¡Lindo! ¿Annie? Gracias. Al menos parecen caras. ¡Ah! Hora de mi ducha matutina. Aunque debo mantener mi pelo seco. Y aquí está mi exfoliante para el cuerpo. ¡Oh,
Sí, me pondré bien espumosa. Ok, con esto debería bastar. ¡Talla, talla, talla! ¡Amo la piel limpia! Oh, ¡no puedo alcanzar mi espalda! ¡Vamos! ¡Solo debo estirarme! Oh, ¡espera! Quizás si uso esta pared... ¡No! ¡Fue un fracaso total! ¡Mi sello! ¡Eureka! ¡Ven aquí, pistola de pegamento! Solo haré algunas líneas carrapatosas. ¡Bien! Y ahora agrego algunos puntos. Este es un patrón muy lindo, de hecho. Ok, eso debería bastar. Veamos si funciona. ¡Oye! ¡Nada mal! Me estoy tallando la espalda sin usar las manos. Mejor me lavo las manos. Me gusta cómo huele este jabón. ¡Diablos! ¡Es tan resbaloso! ¡Te atrapé! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Oh, vamos, jabón! ¡Necesito que te quedes quieto! ¡Ya no más resbalones! ¡Oh, vamos! ¿Cómo pasó eso? Ok, debe haber algo que pueda hacer. ¡La jabonera! ¡Claro! Y adentro, jabón. Este es tu nuevo hogar. ¡Cielos! Oye, ¿qué diablos? ¡Se derritió todo! ¡Es muy asqueroso! ¡Detesto esto! ¡Asco! ¡Ni siquiera quiero usarlo! Está bien, solo conseguiré otra barra. Pero si la pongo ahí, solo se volverá asquerosa. Piensa, Jennifer, piensa. Oh, eso podría servir. Hora del viejo y confiable pegamento caliente. Un lindo rectángulo con una brecha hacia el lavabo. Y necesito agregar algunos garabatos también. Justo así, perfecto. Hora de lavar mis manos. Las barras nuevas de jabón son lo mejor. Y ahora el jabón puede reposar justo aquí. ¡Funciona! El agua se está drenando. Ahora el jabón no se pondrá asqueroso o resbalará hacia el lavabo. ¡Problema resuelto!